أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dedi ki ya İbn Adem. Ey İbn Adem. Yani ey Adem'in oğulları. Ey Adem'in soyu diye Allah Azze ve Celle biz Adem'in soyuna hitap ediyor. Bütün insanlara hitap ediyor. Burada niye İbn Adem demişler kardeşler? Hepimizin bildiği gibi Adem Aleyhisselam insanlığın babasıdır. Ve hepimizin soyu ona dayanıyor. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle bütün şeytanı, bununla beraber melekleri ona secde etmesini emretti. En sonunda Allah Azze ve Celle onu cennete koydu. Cennete koyduktan sonra yaptığı hata sonucunda cennetten kovuldu. Bazı alimler der ki işte Adem Aleyhisselam işlediği günah yüzünden cennetten kovuldu ya, burada bir nükte var diyor. Yani Allah Azze ve Celle ey İbn-i Adem dediği zaman ve mağfiretten bahsettiği zaman, hani siz de babanız gibi hata yaparsınız, günah işlersiniz, ondan bahsediyor. Ya bir nükte var burada, bir dikkat çekici bir nokta var diyor. Allah Azze ve Celle rastgele böyle demiyor. Çünkü ey insanlar diyebilirdi mesela, değil mi? Ama ne dedi? Ey Adem'in çocukları dedi. Burada da ne vardır? Babamız Adem'in yaptığı hata gibi biz de bazen hatalar yapabiliriz. Hatta biz Allah tarafından korunmadığımız, emredilmediğimiz, nehyedilmediğimiz, meleklerle beraber doğrultulmadığımız insanlar olduğumuz için, yani peygamber olmadığımız için bizim hata yapma ve günah işleme alışkanlıklarımız daha çoktur. Ondan dolayı buna da dikkat çekeyim dedim. Burada ne dedi? Dedi ki ya İbn Adem inneke ma da'awtani ve recawtani ghafartu laka ala ma kana minke ve la ubali dedi. Ey Adem oğlu, sen bana yalvarıp benden ümit ettikçe, yani ümidini kesmedikçe, ümidin var oldukça ve benden istedikçe her ne olursa olsun ben sana mağfiret ederim ve hiçbir şey de aldırmam. Yani günahın büyüklüğünü aldırmam. Ben seni bağışlarım diyor Allah Azze ve Celle. Kullarım beni sana soracak olurlarsa de ki ben onlara çok yakınım. Ben onlara çok yakınım. Ucibu davete da'i ize da'ani. Ve şüphesiz ki bana dua ettiği zaman duacının dileğine de hemen karşılık veririm. Hemen. Fel yestecibu li vel yu'minu bi. Onlar da o zaman ne yapsınlar? Onlar da bana dua etsinler, bana gelsinler, davetime icabet etsinler. لَعَلَّهُمْ يَشُدُونَ Ve Allah Azze ve Celle ki iman etsinler ki Allah Azze ve Celle onları doğru yola iletsin. Bak Allah Azze ve Celle kulları için ne diyor? Buranın neresi önemli bizim için? Şurası. Kullarım beni sana soracak olurlarsa ey Muhammed de ki ben onlara çok yakınım. Çok yakınım. Yani uzaklarda arama. Sen hiç kimsenin olmadığı bir yerdesin. Bağırıyorsun Abdülkadir Geylani gel beni kurtar. Yetiş ya Bedevi gel beni kurtar. Yetiş ya Sultan Şeyh Mus gel beni kurtar diyorsun mesela. Allah diyor ki ben kullarıma çok yakınım. Ya bu benim işim yani. Bana yapılması gereken bir ibadettir. Bunu başkasına yapmayın diyor. Bunun manası eşittir budur. Ve ilmiyle her yerdedir. Hiçbir şey ondan ne olmaz? Eksik olmaz. Her şey Allah'ın kontrolü altındadır. Hani biz uyuruz. Allah uyumaz. Allah diridir, haydır, kayyumdur. Dolayısıyla kişi ne yapar? Her zaman diri olan, hay ve kayyum olandan istemesi gerekir. Allah subhanahu ve teala da bunu söylüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki bizi duaya teşvik ederken bunu söylüyor. Nasıl ki Allah azze ve celle dedi ki kullarım beni sana soracak olurlarsa ben onlara çok yakınım. Peygamber aleyhissalatü vesselam da teşvik etmek için şunu söylüyor. Diyor ki herhangi bir Müslüman günahı bulunmayan, akrabalık bağını kesmeyi gerektirmeyen bir duada bulunacak olursa, yani bir Müslüman akrabalık bağını kesme konusunda bir dua etmezse, bir günah konusunda bir dua etmezse, yani yanlış bir şey istemezse, mutlaka Allah Azze ve Celle şu üç husustan birini yerine getirir Allah Azze ve Celle. Kesinlikle duası boşa gitmez. Birincisi ne yapar? Allah Azze ve Celle o şahsın istediği şeyi hemen ona verir. Dua eder ya, hemen istediğini ona verir. İkincisi ise mesela onun için bu meseleyi ahirete saklar. O an onun için hayırlı değildir.
Onun için ne yapar? Ahirete saklar. Veya üçüncüsü ise ondan diyor bir belayı def eder diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani misli kadar bir belayı def eder. Ve fark ettiyseniz Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği karşılık kesinlikle tas tamamdır. Hiç eksiklik yoktur. Yeter ki biz ne yapalım? Yeter ki biz üzerimize düşenleri yapalım. Onun için hani bazen insan ümitsizliğe düşüyor. Ya olur mu olmaz mı diye düşüyor. Yok. Eğer sen şartları yerine getirdiysen biraz sonra şartları zikredeceğim. Allah'ın izniyle Allah Subhanahu ve Teala kesinlikle Allah Azze ve Celle sana istediğini verecektir. Çünkü Allah Azze ve Celle daha önce de bu hadisi naklettik. Allah Subhanahu ve Teala çokça haya eder. Ve çokça kerem sahibidir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani o kadar haya sahibidir, o kadar kerem sahibidir ki kulu kendisine ellerini uzatıp bir şey istediği zaman boş geri çevirmekten haya eder diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Mutlaka verir yani. Çünkü Allah cömerttir kardeşler. Allah'ın iki eli sağdır ve Allah Azze ve Celle zengindir. İstediğine dilediği kadar verir yani. Bu konuda hiç kimsenin ne olmasın bir şüphesi olmasın.